Hepiniz selam arkadaşlar. Yeni bir Bitcoin videosuna hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle Bitcoin hakkında konuşacağız. Bildiğiniz üzere birkaç gündür video çekemiyorum. Bunun sebebi de birkaç gündür seyahatteydim. Ama artık evime döndüm. Dolayısıyla Bitcoin analizlerimize günlük olarak devam edebileceğiz. Bu video bu arada daha önce çektiğim videonun devamı niteliğinde olacak. O videoda sizlere Bitcoin'de bir pump yaşayabiliriz diye söylemiştim. Aslında bu da gerçekleşti. Gördüğünüz gibi üçgensel formasyonumuzu yukarı yönlü kırdık. Peki bundan sonra bizi neler bekliyor? Hangi seviyelere dikkat etmeliyiz? Bu videoda zaten bunlar hakkında da konuşacağız. Aynı zamanda da bu hafta ve önümüzdeki hafta için benim tahminlerimi sizlerle paylaşacağım. Yapabileceğiniz trade'leri göstermeye çalışacağım. Her neyse isterseniz bu giriş kısmını daha fazla uzatmadan videoya geçelim. Sizden tek istediğim de kanala abone olup video like atmanız arkadaşlar. Bunları yaptıysanız şimdi analizimize başlayabiliriz. İlk başta bu 8 saatlik Bitcoin grafiğini inceleyerek başlamak istiyorum. Gördüğünüz gibi üçgensel formasyonumuz yukarı yönlü kırıldı ve %8-%9'luk bir yükseliş yaşadık. Ama bana kalırsa bu çok büyük bir oran değil. Ve spoiler vermem gerekirse çok daha büyük bir kırılmanın yaşanacağını düşünüyorum yakın tarihte. Bu arada bu üçgensel formasyonu yukarı yönlü kırdık diyorum ama bu bahsettiğim üçgensel formasyon sadece 20 Eylül'den beri bizlerle olan şu an ekranda gördüğünüz formasyon değil. Onun haricinde bir tane daha üçgensel bölge formasyonumuz vardı onu da isterseniz göstereyim. Gördüğünüz gibi bu üçgensel bölge formasyonu haftalık grafikte daha net bir şekilde gözükebiliyor. Ee, Mayıs ayından beri bizlerleydi. Bu demek oluyor ki Mayıs'tan beri yaşadığımız bu düşüş trendi de aşağı yukarı kırmışız şu an. Dolayısıyla önümüzdeki e, önümüz açık gibi gözüküyor ve güzel bir pump bizi bekliyor olabilir. Şimdi isterseniz hedeflerden konuşalım. Bu büyük üçgenin hedefini çizersem arkadaşlar. Daha sonrasında bu arada teknik analiz kurallarıyla farklı indikatörlerle de bu hedefi doğrulayacağım. Ama bize bu büyük üçgenin 35 bin dolar gibi bir hedefi var. Sadece sadece tabii ki üçgenden bir çizgi çizerek bunu söylemiyorum arkadaşlar. Farklı farklı indikatörler de var. Videonun devamında o indikatörlerden de tek tek bahsedeceğim sizlere. Şimdi bu 35 bin dolarlık hedefi neden düşündüğümü göstermek için tekrar günlük grafiğe geçelim arkadaşlar. Üçgenleri falan silelim ve günlük fiyat seviyelerimizden bahsedelim. Bu fiyat seviyelerimiz bu arada daha önceki videoyla aynı arkadaşlar. Fiyat seviyelerini henüz değiştirmedim. Dolayısıyla da bu fiyat seviyeleri hala geçerliliğini koruyor. Burada dikkat etmemiz gereken 19.200 dolar seviyesindeki desteğimiz. 19.200 dolar seviyesi dişe dokunur ilk destek arkadaşlar. Dolayısıyla bir düşüş yaşandığı anda 19.200 dolara kadar bir destek yok diyebilirim. Ama bana kalırsa birazcık daha yukarı doğru hareket etmeye devam edeceğiz. Ve önümüzdeki ilk direncimiz 21.800 dolardaki günlük seviyemiz. Ben 21.800 dolara kadar bir satış yapmayı düşünmüyorum. Ama orada e, ilk satışlarımı gerçekleştireceğim. Bu arada trade yapıyorsanız arkadaşlar yani 20.800 dolarda satacaksanız bitcoin'inizi bunu Fimex'te yapabilirsiniz. Fimex benim kullandığım kripto para platformu ve 4100 dolarlık bonusları var. Onu hatırlatmak istedim. Peki bu 21.800'den sonra ne olabilir arkadaşlar? İsterseniz grafiğimizi biraz daha büyütüp bakalım. O burada görebileceğiniz gibi bir 23.200 dolarda 23.300 dolarda aylık seviyemiz var. Daha sonrasında da 25.000 dolarda da bir tane daha günlük seviyemiz var. Dolayısıyla ilk 21.800 daha sonrasında 23.300 daha sonrasında da 25.000 dolar benim satış yapacağım noktalar olacak. Şimdi isterseniz trend çizgilerimiz hakkında konuşmaya başlayabiliriz. Çünkü trend çizgilerimizde yapacağınız trade'ler gerçekten çok önemli olacak. Ama onun öncesinde sizlere kripto pilot'tan bahsetmek istiyorum. Hatta siteyi açarak göstereyim daha net bir şekilde anlayabilirsiniz. Kripto pilot ne diye sorarsanız arkadaşlar bu arada kripto pilot sizin yerinize alsat yapan ve güzel karlar getiren bir bot. Bu arada bazı bilmeyenler olabilir diye hatırlatmak istiyorum. Bu botu kullanırken arkadaşlar sizin hiçbir işlem yapmanıza gerek kalmıyor. Siz uyurken, siz yemek yerken, siz herhangi kahve içerken her zaman sizin yerinize trade'ler yapıyor ve bu trade'leri de çok güzel karlarla sonuçlandırıyor. İsterseniz zaten Telegram kanalımızda paylaştığımız trade'lere bakabilirsiniz. Fiyatlandırmayı arkadaşlar Türklere özel bir fiyat politikası düşünüyoruz. Dolayısıyla eğer botu satıp almak istiyorsanız yorumlarda belirtirseniz size ulaşırız. Hatta Telegram kanalımızdan da yazabilirsiniz. Burada hatta göstereyim Telegram kanalında bugün yaptığımız trade'leri sadece. Solana'da anda da %28 kar ettik hatta bugün. Ben kendim çevirmen olarak da kullanıyorum botu ve gayet memnunum. Eğer daha fazla bilgi almak istiyorsanız Marzal TR Türkçe Telegram kanalına katılarak oradan daha fazla bilgi alabilirsiniz. Ya da yorumlarda sorarsanız arkadaşlar hepinize cevap vermeye çalışıyor olacağım. Şimdi sizlerle tren çizgileri hakkında konuşmak istiyorum arkadaşlar. Videonun başında söylediğim gibi. Bunun sebebi de bazı çok önemli tren çizgilerini kırdık ve yukarı yönüne bir hareket bizi bekliyor olabilir. Bu harekette bizi bekleyen iki tane önemli nokta var. Birincisi Mayıs ayında yaşadığımız Luna çöküşünde oluşturduğumuz destek seviyesi arkadaşlar. Tabii ki şu an altında olduğumuz için 25 bin dolar seviyesi bize bir direnç olacaktır diye diyor düşünüyorum ama videonun başında anlattığım 35.000 dolar seviyesi de bir dönüm noktası gibi düşünebilirsiniz. Çünkü o seviyeye bakarsanız tam ayı sezonunda başladığımız nokta 35.000 dolar seviyesinde grafiğimizde de bazı önemli destek noktaları oluşturuyor. Dolayısıyla 35.000 dolar seviyesi ayı sezonunun sınırı diyebilirim ve ben orayı bir kere daha deneyeceğimizi düşünüyorum. Peki o noktayı denemek için bir gücümüz var mı arkadaşlar? Ya da size az önce anlattığım bilgileri siz nasıl kullanmalısınız? Onu göstermek için dolar grafiğinin dolar gücü grafiğini göstermek istiyorum sizlere. Bu grafik aslında çok net bir şekilde okunabilen bir grafik arkadaşlar. Bunun hakkında daha detaylı bir video çektim. Onu da izleyebilirsiniz. Ama burada görmek istediğiniz şey 28 Eylül'de gördüğünüz gibi bir tepe noktası oluşturduk. Daha sonrasında doların gücü sonunda nihayet azalıyor. Tabii ki bu TL gibi diğer para birimlerini de iyi etkiliyor arkadaşlar. Burada göstermek istediğim şey bu oklar arkadaşlar. Dolar gücünün ne zaman tepe noktası yaptığı zamanlar. Tepe noktasından sonra aşağı doğru düşmeye başladığı zaman güç Bitcoin rally yapıyor. Genel olarak hep böyle oldu. Bunu daha detaylı şekilde şu videodan da izleyebilirsiniz. Orada daha detaylı şekilde anlatıyorum. Şimdi bir tekrar basit şekilde anlatmam gerekirse doların bir gücü var arkadaşlar ve bu güç enflasyon dolayısıyla çok yükselmişti geçtiğimiz aylarda. Ama 28 Eylül'de bir tepe noktasına ulaştı ve buradan aşağı düşüşe başladı. Bu aşağı düşüş Bitcoin, Ethereum, Nasdaq ya da aklınıza gelebilecek her finansal borsayı iyi etkiliyor arkadaşlar ve bu düşüş devam ettiği takdirde Bitcoin'in rally yaşaması kaçınılmaz. Şimdi burada S&P listesini göstermek istiyorum sizlere. Burası gördüğünüz gibi 0.5 Fibonacci seviyemizden bir sekme yaşadık bu S&P listesinde ve önümüzde 4100 dolara kadar herhangi bir direnç yok. Eğer S&P listesi 4100 dolara kadar çıkarsa arkadaşlar çok güzel bir şey olur. Bitcoin çünkü bu listeyi çok yakından takip eden bir coin arkadaşlar. Bu bize S&P için %7.5'luk bir yükseliş demek oluyor. Peki %7.5'luk bir yükseliş Bitcoin'de nasıl bir etkiye sebep olur? Genel olarak S&P listesi 1 artarsa Bitcoin 2 artıyor arkadaşlar. Dolayısıyla Dolayısıyla %15'lik bir yükselişten bahsediyoruz. Burada Bitcoin grafimizde %15'lik yükselişte kısa vadede iç, kısa vade için en azından bize 23 bin 24 bin bandına kadar bir pump demek oluyor. Yani Bitcoin için işler en azından kısa vade ve orta vadede iyi gözüküyor arkadaşlar. Eğer siz de trade yapmak istiyorsanız tekrar hatırlatayım. Bu arada Femex'i kullanabilirsiniz. Bitcoin için çok güzel trade fırsatları var bu geçtiğimiz günlerde. Ya da yapmak istemiyorsanız direkt CryptoPilot'ı satın alarak arkadaşlar arkanıza yaslanırsınız. CryptoPilot sizin yerinize trade Yapar ve size para kazandırır. Yani kripto paylası deneyebilirsiniz. Çok uğraşmak istemiyorsanız, burada gördüğünüz gibi tekrar Telegram'da yaptığı trade'leri daha detaylı incelemek istiyorsanız bu arada bizim Türkçe Telegram grubuna katılırsanız orada da paylaşıyorum bazen. Sizin fikirlerinize merak ediyorum yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. İzlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere görüşürüz. Bay bay.